Merhaba arkadaşlar, Game1'deki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yine bugün sizlerle bizim kanalımızın teknoloji kutu açılımları bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine sizlere bir webcam, çok uygun bir webcam aldım. Bu aldığımız webcam almaya değer mi, güzel mi, değil mi onu inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, hemen açalım. Bakalım neler varmış, nasıl bir webcammiş bu. Ne var burada? Faturasını falan şöyle bir kargo ile beraber fatura gibi bir şey gelmiş. Bunu yine biz hepsiburada.com üzerinden aldık. Bakalım içinde neler var arkadaşlar. Kutumuz böyle bir şey, Full HD. 1080, 1920x1080 piksel video kaydı yapabiliyormuş. Açalım. Böyle açtığımız zaman bir poşet içinde geliyor. Gördüğünüz gibi başka hiçbir şey de yok. Kullanma kılavuzu yok. Garanti belgesi yok. Web kamera diyor ve Full HD diyor. Bir tak çalıştır özelliği var. Baktığınız zaman gerçekten çok güzel görünüyor. Bakın, görüyorsunuz. Kaliteli, çok kaliteli gözüküyor. Şurada da arkadaşlar böyle monitöre falan bir yerlere asmak için, örneğin şöyle göstereyim ben size. Şöyle monitörü biraz yaklaştırayım. Şöyle kameramızı şu şekilde ayarlıyoruz. Bakın, şu şekilde asabiliyormuşuz. Bu şekilde buraya asıyoruz arkadaşlar. Ya da böyle uygun bir yere bırakabiliriz. Ve onun haricinde başka bir şey var mı? Ne mandal var. Farklı bir şekilde bir aparat yapılmış ama ne bileyim nasıl, ne şekilde, nereye tutturacağız bilmiyorum ama dediğim gibi en fazla asılabiliyor bu şekilde. Arkada bir ağırlık merkezi var. Ses, gördüğünüz gibi mikrofon girişi var. Gerekirse mikrofonu da test edeceğiz arkadaşlar. Şurada da USB girişimiz var. Hemen testimize başlayalım. Arkadaşlar, şimdi buradan alalım. Hemen burada bizim bir USB girişimiz var. Oraya taktık. Sesi duydunuz zaten. Ses geldi. Şimdi şöyle bir yerleştirelim. Evet, şu şekilde kendinize göre ayarlarsınız. Asalım bakalım buraya nasıl bir şey olacak. Ama ayarlayamıyoruz ki arkadaş, yani istediğimiz şekli veremiyoruz. Direkt şeye bakıyor. Aşağı bakıyor biraz. Yani pek rahat bir yere oturtacak bir durumu yok gibi. Şöyle duruyor mu? Aa bakın, böyle de duruyormuş arkadaşlar. Bu altındaki ağırlık merkezi onu bir şekilde ayakta tutuyor. Artık bir şekilde çaresini bulup sabitleyeceksiniz. Bizim için önemli olan burada nedir? Görüntüsü arkadaşlar. Hemen şu kamerayı açıyorum ben. Bir saniye. Çok net gibi gösteriyor fakat yani şöyle bir durum var. Bakın şu kısımlarım, sakal kısımları baya bir siyah gösteriyor. Şöyle etrafa bakalım. Webcam ciddi anlamda yani çok iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok karanlık gösteriyor. Şu karanlığını bir ayarlardan açacağım arkadaşlar. Yani şuraya bakalım. Gördüğünüz gibi baya bir siyah gösteriyor. Biz bunun rengini belki montaj, yani bunda kullandığımız görüntünün rengini bir şekilde programda açmaya çalışırsak, açalım sonuna kadar. Açtım. Fakat yani gördüğünüz gibi baya bir
Çok kötü. Çok kötü ve ben bunu iade edeceğim arkadaşlar. Çok uygun ama ben hiç sevmedim. Şu an bu beni şurada izlediğiniz görüntü, bakın şu alt köşede, sol alt köşede izlediğimiz görüntü benim cep telefonundan, normal webcam değil. Ama webcam'de maalesef alma değer mi yani dersin, görüntüm olsun. İşte şöyle bir şey de şöyle bakalım. Zaten bu ışık, ufak bir ışık ise görüyorsunuz. Görüntümüz bu. Bu beni mutlu ediyor, tatmin ediyor dersiniz arkadaşlar. Alabilirsiniz. Ben yani 56 liraya aldım. Çok uygun. Yani sonuçta böyle bir kamerayı 56 lira gibi fiyata almak, iyi bir kamera alamayacağınıza emin, zaten fiyatı içinde derler her şeyin. Şimdi de böyle buraya bir yerleştirelim. Belki biraz daha mutlu edebilir sizi. Şöyle geleyim önüne doğru. Heh. Bu yani işte öğrencilerimizin, ondan sonra işte EBA'da MEBA'da kullanabileceğiniz bir kamera arkadaşlar. Ama profesyonel olarak kullanır mısınız? Bilemem. O da size kalmış. İçinde zaten dediğim bir garanti belgesi ya da herhangi bir şey çıkmadı. Herhangi bir kullanım kılavuzu da çıkmadı. Bildiğin düz kutuya şöyle işte tekrar bakalım. Bildiğin şöyle bir düz kutunun içinde şöyle yapayım. Heh. Düz kutunun içine, bildiğin düz kutunun içine koymuşlar. Uyduruk bir kutu yapmışlar. Ve 1080 diyor. Böyle bir 1080 olur mu? Olmaz. Yani bana göre bunun verdiği 1080 değil. Daha çok böyle 640'a 480'den bir tık üstü gibi olabilir arkadaşlar. O yüzden belki bu şekilde ikinci bir kamera olarak ya da dediğim gibi online derslerde kullanılabilir ya da karşılıklı görüşmede en azından bir görüntü var diyebilirsiniz. Ve şimdi bir de bunun bir sesine bakalım arkadaşlar. Şu an bakalım ses kalitesi nasıl? Hemen bunun ses mikrofonuna geçiyorum. Geliyorum. Şurada bizim mikrofonumuz. Şu an benim kullandığım mikrofon arkadaşlar, şu gördüğünüz mikrofon. Gördüğünüz gibi Hadro'nun masaüstü orijinal bir mikrofonu. Ve bunun mikrofona geçiş yaptığımda aradaki ses farkını görebileceğiz mi? Bakalım. Mikrofonu taktım. Bir donma oldu. Donma olduğu için bunu tekrar yeniden program üzerinden tekrar aktifleştireceğiz. Evet. Şu anda arkadaşlar bunun kendi mikrofonu bu. Bakayım. Kapatınca ses gitti. Bunu kapatıp diğerini açıyorum. Şu anda da arkadaşlar bu ses büyük ihtimalle şu mikrofonun webcam'imizin sesi, bir tıklayalım üzerine, bir dakika bakayım. Evet, tıkladık. Ses kalitesi de bu. Sanırım ses kalitesi iyi gözüküyor ama velakin görüntü kalitesi de yani aldığım paraya göre ancak bu kadar görüntü alabilirsiniz arkadaşlar. Yani dar bir açılı lensi var anladığım kadarıyla. Biz ne kadar uzaklaşırsak şöyle bir çevir, o kadar geniş bir açısı oluyor. Fena da sayılmıyor. Yani bunu kullanıp dediğim gibi programla biraz işini falan açıp ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani görsel bu artık size kalmış. Nasıl ister, ben yine bu kameranın alışveriş linkini aşağı açıklamaya bırakacağım. İsterseniz oradan artık tıklayıp alırsınız, dersiniz bu bana yetiyor, benim için zaten çok önemli değil, ben bunu farklı amaçlarda kullanacağım derseniz bunu alabilirsiniz. Hem uygun hem de fena sayılmaz. Ama ses kalitesi şu anda umarım iyidir. Ben çünkü şu an ses kalitesini duymuyorum. Kayıttan sonra duyacağım için ona ben o şekilde karar vereceğim ama siz şu anda karar verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, az önce bu gördüğünüz webcam'in ses kalitesini de dinledim ben. Yani ve gerçekten
Ses kalitesi de çok kötü. Size tavsiyem orijinal üründen sapmayın. Esas bunun kendi orijinal ürünü var. Yani aynı model. Gerçekten orijinal ürünü var. Bir onu deneyebilirsiniz. Mikro bilmem neydi yani tam hatırlamıyorum ismini ama öyle bir şeydi. Görüntü kalitesi de hoşuma gitmedi. O yüzden ben bunu hemen güzelce böyle paketliyorum ve iade edeceğim. Ama sizin işinize yarıyorsa aşağıda açıklamada linkini bırakacağım. Oradan uygun bir şekilde alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.